veri tabanında işlem yapmak için öncelikle AdNet'in connection sınıfını görmemiz gerekiyor. Bunu kullanmamız gerekiyor ki bağlantı açalım. Bu bağlantı işlemi kendi içerisinde bazı özelliklere sahip. Onlara girmeden önce temel olarak nasıl yapılır? Bu bir sınıf aslında. Dart sınıfı başka bir şey değil. Yalnız yapısı itibariyle veri tabanına, SQL sorulu veri tabanına bağlanmak için geliştirilmiş özel bir .NET sınıfı. Yapı olarak aslında bizim oluşturduğumuz o sınıflardan bir farkı yok. Bu da bir sınıf. Ama yaptığı işlem farklı tabii ki. Ben buradan SQL Connection sınıfından bir instance oluşturuyorum. Bu bizden parametre olarak constructor'ında diyor ki bunu boş olarak da kurabilirsin. Sonradan değer atayabilirsin bazı property'lerine. Ya da farklı bir overload'unu kullanarak constructor'ın overload'unu içerisine şunu hatırlayın. Neydi bu? Connection setting. Bağlantı katarım. Connection içerisine bunu vermemiz gerekiyor string olarak. Bu şekilde bağlantıyı yapabiliriz. Bunun detaylarına bakmıştık zaten. Password vesaire. Ya da doğrudan ben bunu bakın bir string değişkenini atarım. JohnStr adında. Onu şurası kalabalık olmasın diye buraya JohnStr'yi yazarım ve daha temiz bir şekilde kullanırım. Daha temiz kod yani. Bir diğer kullanımı da biz dedik ki bunu burada yazarsak farklı formlarda da aynı veri tabanı işlemlerini yapacağız. Her seferinde bir connection string oluşturmak mantıklı değil. Çünkü tek bir şifre değişikliğinde bile örneğin 7 isimlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptık şifreyi. Gidip tüm formların kod kısmında bunları değiştirmemiz gerekecek. Bu nedenle tek bir yerden merkezi olarak bunu oluşturalım ve oradan çekerek bu ayarı kullanabilelim dedik. Bunun için de bizim uygulamanın config dediğimiz application config dosyası. Burası XML formatındaydı. Connection string tag'larını açıyorum. İçerisine add diyorum. Yeni bir connection string ekle. Adı bunu sonrasında vermiştik ama aynı örneği verebiliriz. apcon johnstr dedim. Connection string'in datası bu. Geldim. Aynı yapı connection. İçerisine ben connection string'i alacağım. Onu da almak için configuration dosyası içerisine girmem lazım. Bunu da sağlayan şey configuration manager klası. Bu klası da kullanabilmek için şurada System Configuration namespace'in ekli olması gerekiyor. Bunun için de bu App Configuration dosyasına ulaşmak için kullanılıyor. Evet. Evet. Burası tamamen onun için. Onun için burası lazım. Bu da aslında System.Configuration DLL'inden alınıyor. Yani DLL'i projemize eklememiz gerekiyor ki görsün. Yoksa gene çalışmaz. Bunun için de referanslardan System.Configuration'ı projemize ekledik. Şuydu.
seçtiğim zaman okey dedim mi bu eklenmiş oldu. Ondan sonra bunu kullanabiliyoruz. Peki configuration manager yazdığımız zaman tanımıyor ya, ondan sonra onun altında çıkıyor, soruyor. Eğer tanımıyorsa, yani DLL'i eklemediğin anda bunu oluşturup altındaki o butona tıklarsan, o zaman bu isimde bir class oluşturur. Kendisi yapmaz yani. Şurada olmayan bir DLL'i kendisi buraya eklemez. Burada varsa bunun içerisindeki özel alt namespace'leri ancak görebilirsin. Mesela biz şu data işlemleri için ekstra bir ekleme yapmadık. Çünkü varsayılan olarak data zaten ekli burada. Diğerler. Aynı şekilde Windows formundaki kontrollerle ilgili de DLL ekli. Bu da olmasa aynı şekilde kullanamayız. Bu bize aslında Microsoft'un ilk başlarda söylemiştim. Bir template zaten bu. Ben ilk açtığımda bir form getiriyor. Bunu nasıl getiriyor? İşte kendisi oluşturmuş. Demiş ki sen burada form yapacaksın. Ben bunun DLL'ini ekledim buraya. Sistem configuration her anonimde gerekli mi? Hayır. Configuration dosyasıyla işin varsa gerekli. Evet. Ya da web tarafında web config. Kadar. Connection'ı ve string'ini oluşturduk. Artık bunu yönetebiliriz. Ayarlar doğruysa tabii. Şunun içindeki. Bunu yapmak için ilk kuralımız John, yani connection'ın adı yazdıktan sonra nokta open metodu vardı. Onu kullanmamız gerekiyor. Aksi halde veri tabanına bir işlem yapamayız. Bağlantıyı aç demek bu. Bir nevi veri tabanına bir tünel oluşturduk. O tünel var ama tünelin kapakları açık değil. Geçiş yapamazsın. Mantığında. Ve işin bittiğinde de close ile kapatman gerekiyor. Böyle bir işlem yapmıştık. Çok da durmayacağım. Aç kapa. Burada biraz daha karmaşık çalışmalara girdik.
Kim açıklayacak? Merve, senin tecrübelerini de bir açıklayalım. Önce gırdap tablosundan gırdap bölgelerini çekmek için bir tane eskansiyonluk kanalıdık. Bunu komanda verdik. Komanda tarafına teknik olarak belirttik. Evet. Bağlantıyı açtık. Daha sonra da tabii dönemesine komutu çalıştırmasını söyledik. Komutun executor header ile. O çalıştırıp sonucu getirecek buna. Sonra data reader'a döndürüyor. Data reader'ın read ediyoruz. Yani büyük tabanındaki çekti kayıtların, kuşumun kayıtların sonucuna kadar bitirmek zorundayız. Read'in mantığı ne? Evet, boolean değer dönüyor. Nasıl çalışıyor yani? Ben while'da yaptım ya. Nasıl çalışıyor bu? Değere nokta read. Nasıl dönüyor? Neden dönüyor? Kayıt var mı yok mu kontrolü değil mi? Ha, biliyorsun da sorumu tam anlayamadım ya da ben anlatamadım o yüzden. Burada while içerisinde dediğin gibi read'i okuyoruz. Read ediyoruz daha doğrusu data reader. Data reader'ın ana özelliği neydi? İleri doğru okuma yapıyor. Geriye doğru değil. Sadece okur. Okuyabildiği sürece yani şuradaki sorgunun sonuçlarını diyelim. Örneğin 10 kayıt geldi. 9'a geldi. 10. kaydı okudu. Pardon. 9. kaydı okudu. True döndürecek gene. True dönüyorsa burası while devam edecek. Tekrar geldi buraya. Son kayıt 10. okudu. Gene aynı. Tekrar geldi 11. kayıt yok. Okuyamıyor. Bu nedenle false dönüp buradan çıkacak. Burada da connection'ı kapattık. Sonra da bunu result'a yazdık. Yazmış oldum. Şurada da data reader'ın işte 0. değerini getir, 1.'yi getir. Bu da aslında select sorgusunun sütunlarını kastediyor. Data reader'ın 0'ında product ID, 1'inde name var. Bunlar veri tabanında alınır. Tabii şurayı karıştırmayayım. Bunu başka bir örnekte yapmıştık. Şurası buradan geliyor. Hata olursa SQL exception fırlat. Finally Emir. Herhalde. Yani çalışan bölüm. Evet. Her türlü şey var. Eğer bunun state'i kapalı değilse kapatacak. Herhalde çalışacak. Kapalı değilse hata verdi. Kapalı bile kapatacak. Bir diğer metot da burasıydı. Burayı uzunca anlattım. Çok fark yok. İşte next result olayı var zaten burada. İki tane sorgunun arasındaki result'ları ayrı ayrı okumayı kastediyorum. Burada ne yapmıştık? Burada da
üzerindeki bir prosedürü çalıştırmayı gördük. Ona parametre gönderdik. Buradayken şöyle APP'de iki tane connection string var. Ayrı ayrı. Birinin adı avjohnstr Adventure Works, diğeri Northwind'i kullanıyor. Onun içerisinde connection string'ler, bu connection string'ler şuna denk geliyor. Bunun içerisinde de, bak zaten dizi mantığı aslında. Görüyor musun? Hiyerarşik olarak içinde. Bunun içerisinde iki eleman var. Onun adı avjohnstr olanı getir. Ve nokta connection string. Bunu ne döndürüyor bak? String. Çünkü bunun içerisinde birden fazla property var. Bak. Nokta name'i var. Connection string'i de var. Ben bu değeri istiyorum. Değil mi? Mesela name'ine de şöyle bakalım. Bak bu da name'i. Name'ini istersem bana avjohnstr'yi getirir. Ben bunu istiyorum. Daha sonra da komutu göndermem için olmazsa olmaz SQL command'ım vardı. Ve buna geçmeden önce önemli bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sadece SQL server yok işlem yapmak için. Oracle var. İşte bir access dosyası var. Değil mi? O da bir veri tabanı. Ya da bir MySQL falan. Farklı birçok şey var. Bunların hepsine aynı sınıf üzerinden ulaşılmaz. SQL Connection'da. Bu sadece SQL Server için. Bakın üzerine gelince SQL Server Database için bir bağlantı açar vesaire. Ufak bilgi yazıyor ama SQL Server yazıyor. Oracle ya da Access değil. Bu sadece SQL Server'a özelleştirilmiş olduğunu gösterir. Sağ tıkladım. Go to definition. Bu DB connection diye bir sınıftan türüyor. Bu neymiş? Bu da IDB connection vesaire bazı sınıflar, interface'lerden türüyor. Şimdi şöyle diyebiliriz. Temel anlamda birkaç tane adonet bağlantı demeyeyim de veri tabanı işlem yeteneğinin bazı katmanları var. Mesela Microsoft diyor ki eğer SQL Server'a bağlanacaksan sen SQL ile başlayan nesneleri kullan. SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader gibi. Bunlar sadece SQL Server üzerinden işlem yapmak için geliştirilmiştir. Ve tabii ki ona göre tasarlanmış. Yine diyor ki Oracle'da kullanabilirsin. MySQL, Access vesaire. Eğer bunları kullanacaksan da ben senin için OLEDB diye bir şey geliştirdim. Bu hepsine bağlanır. Hepsinin üzerinde işlem yapar. OLEDB connection var. OLEDB command. Yani başındaki SQL'i sil. OLEDB yaz. Aynı işlemleri yapar. Aynı şekilde şunu da söylüyor. Diyor ki bununla yapabilirsin. SQL'e de bağlanırsın. Oracle'a da şuna buna. Ama SQL ile başlayan nesneler kadar performanslı olmaz diyor. Çünkü
diğerleri uyumluluk adına bir ara katmanları var. Sonuçta hepsi uyumlu olmak zorunda. Ama SQL ile başlayanlar doğrudan sadece SQL Server özel geliştirildiği için ara katman yok, daha performanslı. Ama bazen ihtiyacınız olur. Yani öyle bir şeydir ki Access de kullanabilirsiniz. MySQL, Oracle, SQL Server değişebilir mimari. Anında değişecek şekilde tasarlamanız gerekir. O zaman hiç uğraşmayalım, OLED'i bir yapalım, hepsinde çalışsın diyebilirsiniz. Şu da var, sadece Microsoft geliştirmiyor bunları. Mesela Oracle diyor ki, Java programlama diliyle benim veri tabanıma bağlanıp işlem yapabilmek için ben size şu katmanı geliştirdim. Bunu alın, projenize ekleyin, istediğiniz gibi kullanın. SQL Server içinde Oracle Client vardı. Hani şurada SQL Client var ya. Bunun Oracle Client'ı. Onu kullanıp istediğin gibi Oracle üzerinde performanslı şekilde çalışabilirsin diyor. Ama gene OLEDB'den performanslı. Çünkü OLEDB hepsi için yazılmış. Oracle ise firma doğrudan diyor ki bana en iyi bu şekilde benimle çalışabilirsin. O da geliştiriyor. İşte örneğin göstereyim. Böyle değil de Oracle odp.net olarak geçer. Bunların genel adı data provider'dır. Veri sağlayıcısı demiştim dün. Oracle'da .net için Oracle Data Provider'ı odp.net'i geliştirmiş. Bakın Oracle 12c bu en son geliştirilen Oracle versiyonu. Diyor ki bunun download kısmı nerede? Şu nerede? Mesela iş hayatında işte Oracle'a bağlanacaksınız. Diyelim bir uygulama geliştiriyorsunuz. Firma Oracle kullanıyor. Siz C# yazacaksınız. Sorun değil. Böyle büyük firmalar çalışabiliyor bu tür şeylerle. Siz Oracle Data Access Component var. ODAC deniyor buna da. Bunu bilgisayarınızda kurup işte biz nasıl tabii göstereceğim. İşte Visual Studio içerisinden veri tabanı nesnelerini görüp yönetebiliyoruz. Bazı özel eklentileri falan geliyor. Onun aynısını Data Access Component'i yükleyerek Oracle içinde kullanıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde bunu kurarken bakın burada diyor ki Data Provider .NET'i içerir. Oracle Developer Tools for Visual Studio. Visual Studio içerisinde geliştirici araçlarını da içerir. Benim dediğim o eklentiler. Kolay yönetimi sağlar. ASP.NET için Oracle Provider'larını içerir. .NET Store prosedürlerini destekler gibi şeyler söylüyor. Şurada bakın burada ODAC with ODT diyor. Versiyonları falan var. Bunlar biraz karışık gelebilir size, Oracle kullanmadığınız için. Velhasıl böyle bir yapısı var. Aynı şekilde MySQL Download Connector diyor bakın. Bunun da Connector olarak geçiyor adı.
Şurada versiyonunu seçip ıvır zıvır sonrasında indirebiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde size .NET ile yani C# ile MySQL veri tabanını çalışma imkanı sağlıyor. Özel bir konnektör veriyor. .NET driver for MySQL. Tabii bunlara mecbur değilsiniz dediğim gibi. Doğrudan OLEDB kullanarak yapabilirsiniz ama en yüksek performansı her zaman o veri tabanının kendi provider'ı verir. Bakın burada benim Java uygulamalarımda kullandığım işte bazı şeyler var. Data konnektörler, provider'lar var. Şu aynı mantığı Java için de düşünebilirsiniz. Java ile de örneğin SQL Server'ı kullanmak için diyor ki SQL Server'ın yani Microsoft'un Java için geliştirdiği bir data provider kullanman lazım. Çünkü orada .NET yok. Öyle değil mi? .NET .NET'in içinde. Ben Java ile kullanacağım. Diyor ki SQL Server Microsoft'un ama Java değil. Java farklı. Diyor ki bunların arasında konuşabilmek için SQL JDBC diye bir jar dosyası var. Bakın 570 KB'lık. Bunu projenize ekliyorsunuz. O kadar. Sonra nesneleri kullanabiliyorsunuz. Ya da OJDBC var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Oracle için kullanmıştım. Bu da Java ile Oracle'ın Oracle üzerine çalışabilmek için bir JDBC. Yani mantığı doğru kavramanız gerekiyor burada. Şimdilik şunu ekleyeyim bakın. OLEDB. Şöyle. Diğeri de bende yük değildir diye tahmin ediyorum. Bakın şurada Oracle Client var. Bu da Microsoft'un geliştirdiği Oracle için geliştirilen bir client. Sistemde de Oracle Client. Onu da onun için kullanabilirsiniz. Gibi gibi. Sadece başı değişiyor, o kadar. Bu detay notundan sonra devam edelim. Burada da örneğin Oracle kullanacaksınız ya da OLEDB kullanacaksınız. OLEDB command, Oracle command gibi devam ediyor. Yalnızca hani bütün her şey aynı, sadece bu OLEDB command yazarak diğer kodları da aynı yazarak tekrar. Hani bu OLEDBC var, OLEDB Connection, SQL Connection, Oracle Connection. Bunlar sadece başları yani. Connection ismi de şu ama diğer kodlar aynı. Yap aynı. Mesela OLEDB data reader. Yani sonu aynı, başını değiştiriyor. Oracle command. Bunu bir püf noktası daha var. Şunu diyebilirsiniz. Ben hani bahsetmiştim ya, .NET'te her şey bir katman mantığıyla oluşuyor. Birbirinden türüyor. Şimdi SQL Connection, OLEDB, Oracle bunu
noktası vardır mantık olarak. Ortak noktası DB connection. Yani connection için konuşuyorum. Siz DB connection'dan bir connection oluşturduğunuz zaman diğer tüm yapılardan bağımsız, doğrudan ana katman üzerinden bir geliştirme yapıyor olursunuz. Bu sayede aslında tüm database'lere buradan bağlanabiliyorsunuz. Tek bir kodla. Ekstra yazmanıza gerek kalmıyor bazı şeyleri. Tabii kullanım yöntemleri farklı olacak o zaman. İşte DB provider faktörü üzerinden vesaire. Bazı farklılıkları var. Ama teknik olarak yapılabiliyor. Detaydan sonra şöyle bakalım. Ben dedim ki bir prosedürüm var. Bunu çalıştıracağım. Bunu çalıştırmak için gene bir connection ve komanda ihtiyacım var. Prosedürümün adı addLocation. Ve type olarak da prosedür vermem lazım. Bunların dışarıdan parametre alıyor. 4 parametresi var. Name, cost set, availability, modify date. Bunların her birine bir SQL parametre oluşturdum. Pname, adını, value ve DB type'ını verdim. Diğerlerini de. Dışarıdan gelen değerleri bunlara verdim. Sonra da SQL komanda parameters.add diyerek ekledim. Artık connection, SQL command ve parametreler hazır. cmd.connection.open diyerek ben bağlantımı açtım ve execute non-query diyerek de al bu sorguyu komutu çalıştır dedim. Ekranda yazdığım için iyi yani. Stres altta yazdığım için iyi ama tabii bu değişmiyor. Eksik yazdım. Yok. Bu ne döndürüyordu? Etkilenen. Değil mi? Etkilenen satır sayısını döndürüyor. Bir şey eklediysen genelde birdir gibi düşünebiliriz. O ekranda bir yer olmuş. Senin o zaman bilinci kapalıydı herhalde. Valla kapalıydı. O yüzden anlamıyorum. Maaşım bak duyuyorum. Ne değiştirdim. Connection. Sonrasında standart mevzular. Parametre göndermeyi de göstermiştim. Farklı yöntemlerini. Bu kadar tekrar biter mi diyoruz?
tane de veri çekme prosedürü çalıştıralım. Şu an geri ekleme yaptık. Mesela ben bunun üzerinden bir veri çekme işlemi yapabilirim. Northwind kullanacağız. PR ürünleri getir. Temel olarak işlemlerimiz bu kadar. Bir veri ekleme değil, getirme işlemi yapacağız. Bu nedenle ne kullanmam gerek? Veri okurken. Evet. Raider. Önce bağlantıyı aç. Raider diyerek bunu bir çalıştır. Oradan gelen diğeri data raider almış olduk. String builder okunduğu sürece kitabında Odonet'e giriş yapmamıştık. Var. Var da çok detaylı değil. Sadece yani burada gösterdiğimden daha az gösterir. Genelde C# kitapları olur.
data reader'da ya indeksi ver diyor ya da aldığın sütunun adını ver. Sıfırıncı indeks. Aşağı. Buna da string olarak adını vereyim. Buna da name diyelim. O da bu kadar. Ve bir aşağı daha. Burada bir diğer kural şimdi söyleyeyim. Data Raider'ın da close'unu çalıştırmam gerek. Yani bunu da kapatmalıyım. Data Raider ayrı bir akış. Yani bir nevi connection gibi kapatılması gereken bir akış. Önce Data Raider'ı kapat. Sonra da connection'ı kapat. Ki zaten bunu şeyde yapabiliriz. Finalde ama şu an gerek yok ona. İşim bitti. Result'ın tekstine Execute Raider içerisinde bir dakika connection olmaz. Connection Adventure Works mı? Hayır, bu John Seth'i Northwood. Tamam. Sorunsuz bağlandık. Kayıtları aldık. Tamamını getirdi. Biz veri tabanına bakalım. En sonunda 47.